Yapıyorsun baba? Ne yapayım kızım? Sana hayalim var diyordum ya. Hani köyün yollarını genişletecektim. Bunun için önce kendi duvarımdan başlamam lazım. Bak buradan gel şöyle tarif edeyim. Gel. Buradan taksiler gelirken sadece taksiler, kamyon, traktör zor dönüyor da. Taksiler gelirken buradan dönemiyorlar. Ben buradan bizim yeri 1 metre içeri alacağım böyle. Hani şuradan bizim yürüdüğümüz yol var ya. O yolu da şuradaki yol. O yolu da evi nasip olur söker mökersek şu yürüdüğümüz yolu da içeri alacağım. Yani babamızın dedemizin hayrına bunları büyüteceğiz. Daha sonra burada kahraman amca yıllar var. Talip amcam var. Cemal amca var. Ondan sonra neydi Cemal abinin? Kemal abi var. Onlara söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki sizin burayı dar bir duvar yapalım. Bura genişleyecek. Mehmet amcaya söyleyeceğiz. Arkada Hikmet abi var. Hikmet abiye söyleyeceğiz. Böyle böyle. Onlara sadece diyeceğiz ki siz müsaade edin. Biz işçiliğini yapacağız. Duvarınızı hiç yerinizi daraltmadan duvarınızı daraltarak yolunuzu genişleteceğiz. Gencay abi var. Çok hayırsever birisi. Buradan da bunu paylaşalım. Gencay abiye de diyelim. Gencay abi, ben köyün yollarını her sene geldiğim zaman bir duvarı darlatacağım. Allah nasip ederse yollar genişleyecek. Yalnız bizim bir tane kalıba ihtiyacımız var. 5 metrelik, 4 metrelik bir demir kalıp, desenli kalıplar var ya. Gencay abi bize onu alırsa iyi bir hayırseverdir. Ben de kendi emeğimle Allah nasip ederse her sene geldiğim zaman birinden rica edeceğim. Bu duvarları düzenli bir şekilde belediyeyle, kaymakamlığına irtibata geçip yapacağız. Ama benimkine belediyeye irtibata geçemiyoruz tabii. Çünkü şahsi iş oluyor o zaman. O zaman Allah nasip ederse belediye başkanına da diyeceğiz. Bize kum verecek. Ben de çimentosunu alacağım, işçiliğini yapacağım. Bir şekilde yapacağız. Ya Allah bizi rahatsız. Başladık. Tamam kızım. Tamam. Yapmak istediğimiz buydu. İnşallah başaracağız. Tamam. Kapattın mı? Görüşürüz.